Şimdi gündelik hayatın felsefesi çok riskli bir alan. Bunu yapan meşhur popüler filozoflar vardır. Tabii ben o popüler çerçevede kesinlikle konuşmak istemem. Daha böyle derinlemesine irdelemek isterim mevzuları. Duvar da elbette gündelik hayatımızda hep gözden kaçan çok önemli bir olgu, çok önemli bir unsur. O bakımdan ilginç felsefe olarak. Tabii bu da gündelik hayatın felsefesine girebilir. Veya işte tarihsel anlamda veya metafiziksel anlamda birçok şeyi barındıran bir konu olabilir elbette. O yüzden çok ilginç bir konu duvar mevzusu. Duvar işte 150 bin yıldır, 200 bin yıldır var olan bir şey değil. İşte 150 ile 200 bin yıl önce, milattan önce, 150 ile 200 bin yıl önce ortaya çıkmış işte ilk bilinçli varlık dediğimiz ya da bilen varlık ya da bilgisi üstüne katlanarak bilen beşer dediğimiz Homo sapiens sapiens'in yerleşik hayata geçtikten sonra ortaya çıkardığı bir ürün. Dolayısıyla öncesinde yok, yani avcı göçebeyken duvar yok. Daha çok halihazırda tabii duvarların içine sığınmışlar. Bu tabii duvarlarda malumunuz mağaralar. Mağaraları daha çok barınak haline dönüştürmüşler. Orada barınmışlar. Ama ne zaman ki işte milattan önce diyelim 10 binlerden itibaren yavaş yavaş yerleşik hayata geçmeye başlamışlar. O zaman bir duvar örmeye başlamışlar. Tabii bu duvar örme öncesinde birdenbire betonla şunla bunun olmadığı ya da birdenbire kerpiçle olmamıştır. Daha çok İşte tabii yine ağaç parçalarıyla vesaire vesaire bir barınak yapmışlar. Ama daha sonra ne zaman nüfus artmış? Nüfus arttıktan sonra artık tabiatta yiyemediği, işine yaramayan şeyleri üzerinde düşünerek başka bir bilgiye ulaşmış. İşte kerpiç yapmış, kerpiçten duvarlar örmüş. Bu duvarları örerken de paldır küldür örmemiş. Yine aklının bir yansıması olarak geometrik olarak örmüş. İşte kare örmüş ya dikdörtgen örmüş. Sokaklar yapmış, büyük caddeler yapmış. Daha sonra ehlileştirdiği hayvanlara barınaklar yapmaya başlamış. Ehlileştirdiği hayvanlara barınak yaparken onların etrafını çitlen kapatmış. Onlara henüz duvar örmemiş. Kendisine duvar örmüş. Dolayısıyla burada insanın hayvanlara duvar örmeyip kendisine duvar örmesi çok ilginç bir nokta. Bunun üzerinde düşünüp duvar nedir sorusuna bir cevap arayabiliriz. Mekan felsefesi hususunda çok önemli düşüncelere sahip olan Burhanettin Tatar hocamızın deyimidir. Bir yaşamı anlamlandırma biçimi. Yaşamı aynı zamanda anlama biçimidir diyor. Çok derin fenomenolojik ve ontolojik anlamlar yüklüyor duvara. Dolayısıyla duvar insanın bir ben örgüsü gibi. Yani dış mekandan kendisine ayrı bir şey örüyor. Hem kendisini orada rahat hissedecek bir mahrem alan yaratıyor. Hem de dış etkilerden, dış tehlikelerden kendini koruyacak. Kendini daha güvenli, daha emniyetli hissedecek bir yer örmeye başlıyor. Bu duvar tabii ki daha sonra hani başına çorap örmek deyimi gibi, bunu başına duvar örmek diye de değiştirebiliriz. Yani bir duvar örmüş ama daha sonra bu başına çorap örmüş deyimindeki manaya dönüşmüş. Çok sonra artık iyice özgürlüğünü büyüdükçe, yani o şehirlerin teşekkül hali işte daha da büyüdükçe diyelim, eski medeniyetler daha da geliştikçe bu sefer gökyüzüne doğru duvarlar örmeye başlayacak. Gökyüzüne doğru işte kuleler örecek. İşte Babil Kulesi gibi tanrılarına daha yakın olmak için. Çünkü inandıkları tanrı gezegenler, yıldızlar biçimselleştirilmemiş mantıkla inanç ortaya çıktığı için düz mantık, tanrım gökyüzünde ve ona ulaşmak için ben bir kule inşa edeceğim demiş. Daha sonra Yahudiler işte Babil Kulesi'ne işte Tevrat'ta da geçtiği üzere farklı manalar, anlamlar yüklemiş. Tanrı dilleri orada yaratmış. Yine Yahudilerin tanrılarından biri oradan inmiş aşağıya. Kat kat her katta işte bir dil yaratılmış vesaire vesaire. Başka manalar yüklemişiz yine kendi ördüğümüz bir şeye. Ama duvarlar azken köy, daha çokken kasaba, çok daha fazlayken şehre dönüşmüş. Ve bu duvarlar ne kadar artmışsa o mekanın yapısı da ona göre şekillenmiş. Dolayısıyla burada şehir kasabaya göre çok daha fazla duvara sahipken metropol neresi diye sorarsak işte metropolis işte şehrin de daha büyüğü, daha da ana kent, daha büyük bir şehir. Dolayısıyla bir metropolde biz yaşadığımızda kendimizi duvarlar arasında, içinde o örgüler ördüğümüz duvarlar arasında daha mı özgür hissediyoruz, daha mı emniyetli hissediyoruz? Yoksa köyde bir kerpiç duvarın içinde mi daha özgür, daha rahat, daha huzurlu hissediyoruz? Ya da köyde, efendime söyleyeyim, belki işte iklime göre duvarlar içerisinde yaşamaktansa
bahçede mi oturup kalkıyoruz? Daha mı özgürüz? Dolayısıyla duvarın özgürlükle, iyi hissetmeyle, huzurlu hissetmeyle, emniyetli hissetmeyle veya tam tersi duygularla bir ilişkisi var. Evet. Yani barınıyor ama yani o orası zaten öyle. İlk nedeni o. Duvarlar örmeye başlamamızın bir nedeni o. Barınma ve dediğim gibi iklimsel tehlikelerden kendini koruma artık böyle bir şeye sahip. Çünkü artık şehirleşik hayata geçtikten sonra insanlar duvar örmeye başladı dedik. Çünkü artık buğdayı nasıl ıslah etmesini öğrenmiş, edilmesi gerektiğini öğrenmiş. Göç etmesine gerek yok. Göçler nasıl olmaya başlıyordu peki daha sonra? Kavga, gürültü olunca göçler daha çok oluyordu veya kuraklık olduğunda göç oluyordu su kaynaklarına doğru. Ama bu duvar örme meselesi fenomenolojik açıdan, dediğim gibi ontolojik açıdan insan için çok önemli bir husus bana göre ve hep gözden kaçmış bir konu duvar mevzusu. Ve duvar aynı zamanda mukaddes yapılara da yapılmış. Bir yer hariç şu anki verilere göre. Mesela Göbekli Tepe'nin evet çevre yarım duvarları var tam kapalı olmamakla birlikte. Ve dairesel biliyorsunuz Göbekli Tepe'deki tapınaklar. İşte daire de mükemmelliğin simgesidir. Yani mükemmel varlıklar dairesel hareket ederler. Gezegenler gibi. Dolayısıyla mesela M.Ö. 12.000'lerde yaşayan yarı göçebe, yarı yerleşik hayata geçmiş işte kişiler o dairesel'liği nasıl düşünmüş? Mesela beni en çok etkileyen hususlardan biri bu. Orada ama tam olarak duvar örülmemiş. Yani kapalı bir yer yok. Ama çok daha sonra insanlar mukaddes yapılarını ya da kutsal yapılarını inşa ederken duvarlarla örüp üstünde kapatmışlar. Ama orada da yine bir dairesellik var. Yani cami kubbesini düşünün ya da bir havra kubbesini düşünün ya da bir kilisenin tepesini düşünün. Hep o yuvarlaklık ya da dairesellik söz konusudur ama tamamen örülmüştür. Mevzu bahis kutsal mekanlardaki duvarlarsa orada çok daha ontolojik ya da hermeneutik açıdan ele alınacak şeyler çıkıyor. Yani siz mescitte dua ederken aslında yönünüzü Beytullah'a dönüyorsunuz. Yani Kabe'de duvarlar olan bir yapı. Ama siz işte mesela ta Gaziantep'teki bir camide yönünüz kıbleye dönük ama aranızda o duvar hem var hem yok. Başka bir metafiziksel alan adım atıyorsunuz camide dua etmeye başlarken işte elinizin tersiyle Allahu Ekber dediğinizde o zaman mekan koordinatları arasında kalan bütün her şeyi itip metafiziksel bir alana adım atıyorsunuz. Dolayısıyla bu da ilginç bir mevzu. Yani caminin duvarlarıyla hapishane duvarları, evin duvarları, bir okul duvarı ya da bir tımarhanenin duvarı aynı değil. Dolayısıyla mesela hapishane duvarlarını konuşacak olursak o zaman mevzu çok daha derinleşir. Yani hapishane duvarlarında seni mekana kısıtlayan, mekan içinde cezalandırma söz konusu. Özgürlüğün, hürlüğün hala devam ediyor ontolojik olarak. Yani sen bir hapishane odasında ya da hücrede eğer imkan da sunulmuşsa sana yazmak için onlarca kitap yazabilirsin. Bunun bir sürü örneği var geçmişte. Ne bileyim çok yakın bir dostuna mektup yazabilirsin. Hala düşünebilirsin elbette. Ama orada seni duvarlar kısıtlar. Neyin kısıtlar? Mekandaki üç boyutlu alandaki hareketini kısıtlar. Seni seni bu şekilde cezalandırabilir devlet kurumu. Bunun ötesine geçemiyor. Yani senin zihnini kısıtlayamıyor. Metafiziksel düşünce yeteneğini kısıtlayamıyor burada. Peki nasıl kısıtlayabilir? Metafiziksel düşünce yeteneğini illa kısıtlamak isterse, işte totaliter bir rejimdesin, totalitarizm için duvar çok başka bir sembole bürünür. Örneğin ne bileyim işte surlarla örülmüş şehir. Tamam o şehri korumak içindir ama bir de şehirlerin ortasına duvarlar yapılmış örnekler var. Geçmişte işte Berlin duvarı, Doğu Berlin, Batı Berlin. Şimdi Doğu Berlin'i ile Batı Berlin'i ayırmak için bir duvar yapılmış. Doğu Berlin sosyalist bir yanıtla yaşam sürüyordu. Batı Berlin kapitalist bir yanıtla yaşam sürüyordu. Doğu Berlin'i kapitalist yanıta ya da kapitalist yanıt karşısında alt edebilmek kolay olmadı. Duvarın yıkılmasından önce 1989'da Doğu Berlin'de kapitalizmin görsel ürünleri sergilendi. Ya da tüketim ürünleri oraya bir şekilde nakledildi. Örneğin Doğu Berlin'de bizim de çocukluğumuzda izlediğimiz o bir araba vardı. Michael'dı süren. Neydi o şeyin adı? Kara Şimşek. Kara Şimşek dizisi nasıl ki bizim çocukluğumuzda yine
bu ülkede kapitalistleşmeye başladığında, liberal ekonomi anlayışı hasıl olmaya başladığında burada da gösterilmişti, orada da gösterildi. Çok ilginçtir bu. Kara Şimşek dizisi aracılığıyla Doğu Berlin'dekiler daha çok kapitalist yanıtın ne menen bir şey olduğunu anladılar. Peki kapitalist yanıt duvarın öte tarafında yaşayan Doğu Berlinler için neydi? Daha da çok özgürlüğü simgeleyen, efendime söyleyeyim daha işte hürlük, mutluluk, huzur, efendime söyleyeyim o ürünleri aldıklarını ya da öyle yaşadıklarını, işte Kara Şimşek kim binmek istemez ki? Ya da Kara Şimşek dizisindeki karakter gibi kim yaşamak istemez ki? Dolayısıyla böyle örnekler gösteriliyor. Bunlar da dev hapishanelerin duvarları. Normal hapishanelerde seni mekansal olarak kısıtlayabiliyor dedik ama zihni olarak kısıtlayamıyor. Ama bu türden hikayelerde hem mekansal olarak kısıtlama söz konusu, halbuki hapiste değiller. Ama aynı zamanda zihnen de seni kısıtlıyorlar. Yani seni bir şekilde manipüle ediyorlar. Hapishanede manipülasyon yok. Sana bir şey dikte ettirme yok. Dediğim gibi şimdi Kemal Tahir'le Aziz Nesin hücrede aynı yerde yatmışlar. Diyor ki biz diyor zikzak yaparak yattık. Kemal Tahir uzun boylu, iri yarı bir adam. Aziz Nesin orta boylu, ufak boylu bir adam. Biz zikzak yaparak yattık diyor. Kemal Tahir'le diyor, hücrede diyor. Ama diyor tavana bakarak hayaller kurmaya devam ettik. Yeri geldi kahkaha atıyorduk, yeri geldi gülümsüyorduk. Hangi dergiyi çıkaralım diye bunu konuşuyorduk diyor. Ama şimdi Doğu Berlin'desin, bir tehlike altındasın. Efendime söyleyeyim, Batı Berlin'in yanıtı seni alt edebilir. Aynı zamanda yine Doğu Berlin'de Levi's kot pantolonlarının reklamı gösteriliyor sürekli. Bu da ilginçtir ve bütün işçiler, Doğu Berlin'dekiler Levi's almak istiyor. Onu giymek onlara bir üstünlük sağlayacak. Yani aradaki duvar Batı Berlin'in yanıtı olan ve aynı zamanda bütün dünyaya hükmetmek isteyen, o dönemde hala öyle, kapitalist yanıt için muhteşem bir araç. Yani istese onu hemen baştan yıkardı. Ama bu kapitalist yanıtın çok daha şiddetli, çok daha derinden ve böyle hani yumruğunu vurduğu daha da belli olsun diye yapılmış bir şeydi. Dolayısıyla Berlin Duvarı daha önceden bu dediğim medya araç gereçleriyle Doğu Berlinlerin zihninde zaten yıktırılmak istenmişti. Ve çok başarılı oldular. Ve çok daha ilginci nedir? Berlin Duvarı yıkılırken üstünde, yıkılan duvarın üstünde, tam yıkılmazdan önce işte yavaş yavaş yıkıyorlar. Bir sürü yazılar vardı işte Freiheit, Almanca işte özgürlük. Hep bir özgürlük istenci vardı. Ve o özgürlük istencini çok ilginç. Duvar yıkılmazdan önce Doğu Berlin'deki televizyon kanallarında gizli saklı kaçak göçek izledikleri Kara Şimşek'in başrol oyuncusu bizzat duvarın üstüne çıkarak şarkı söyleyerek kutladılar. Aynı kişi, o kahraman kişi, daha önce işte onları manipüle eden kişi neyse gerçekte karşılarına çıktı ve Doğu Berlinliler de çok büyük bir iş yaptıklarını, nihayet bizzat o gerçekliğe kavuştuklarını öyle anladılar kendilerince. Bu da çok ilginç. Yani bizatihi o manipülatörü de oraya getiriyor aynı yanıt. Diyor ki bakın hediyeniz de bu. Bu duvar yıkıldı. Bu iki farklı yanıt arasında bir duvar örülmüş güya ama bu duvarı ören de aynı merci. Çok ilginç bir şey. Bununla ilgili biliyorsunuz bir film var Goodbye Lenin diye. Goodbye Lenin filminde işte o Doğu Berlin'in evleri Sovyet blokları, böyle küçük pencereli yüksek binalar falan, işte Batı Berlin'in evleri, mekanları, duvarları daha geniş, işte tavan daha geniş falan, yüksek. Orada malumunuz genç bir karakter, annesi yaşlı hasta, pencereden yeni yanıtın ürünlerini görmesin diye işte Coca-Cola'nın balonu uçuyor. Reklam balonu, uçan balonu. Anne bir an bakıyor oradan, bu ne diyor. Şey hemen perdeyi çekiyor görmesin diye. Çünkü Coca-Cola kapitalist yanıtın bir ürünü. Ne yapıyor oğlu? Gidiyor çöplüklerden oradan buradan eski sosyalist yanıtın eski ürünlerini toplamaya çalışıyor. Çünkü annesi ölüm döşeğinde ve ölene kadar en azından yenildiğini, mağlup olduğunu fark etmesin diye. Yani ona çünkü çok büyük kötülük olacak. Doğu Berlin'de duvar yıkıldıktan sonra Doğu Berlinli bütün entelektüeller neredeyse, yani teşebbüs etmeyenler, o intihara teşebbüs etmeyen yoktur. Çok ilginç, duvar yıkıldığı için. Onlar için de ayrı bir fenomenolojik ve ontolojik bir olguydu duvar. Yani duvar onlar için bir korunaktı. Batı Berlin'in yanıtı olan kapitalizme karşı bir zırhtı, bir surdu. O sur yıkıldı. Ve Doğu Berlinli birçok entelektüel, kadın erkek intihar etti. Ben intihar mektuplarının çoğunu okudum. İnanılmaz şeyler. Öyle böyle değil. Yani yenildik diyor adam. Çünkü yenilen birisi, sen 60 yaşına gelmişsin, 70 yaşına gelmişsin. Artık o Goodbye Lenin filmindeki yaşlı kadın gibi düşünün. Senin yanıtın geçerli değil. Dolayısıyla senin artık
yaşamı anlamlandırma hakkın ya da 60 yıldır alıştık alışkanlıkların artık yok. Onu yeniden inşa mı edersin yoksa canına mı kıyarsın? Eğer çok güçlü değilsen ve çok ümitsizliğe düşmüşsün, canına kıyıyor adam. Bunun bir sürü örnekleri var. Aynı duvar yine, Berlin duvarının üzerindeki o duvar yazıları dediğim gibi çok şey söylüyor öncesinde yazılmış isyanla. Bir duvar önce yazıyla yıkılıyor aslında çoğu zaman da. Ben bunu Beytüllahim'den Kudüs'e geçerken gördüm ve işte Filistin topraklarında her yerde biliyorsunuz İsraillilerin yerleşim yeriyle Filistinlilerin, Müslümanların yerleşim yeri arasında hatta Filistinlilerin diyelim çünkü Beytüllahim'de birçok Hristiyan da yaşıyor. Yerleşim yerleri arasında çok yüksek duvarlar var. Beytüllahim'den Kudüs'e geçerken o duvarların üzerinde mesela çok fazla grafikler, resimler, yazılar gördüm. Duvar bir yaşama anlamlandırma, anlama biçimiyken daha sonra bir totalitarizmin bir efendime söyleyeyim despot bir şekilde bir baskı unsuruna dönüşmüştür. Ama buna da isyan gecikmemiştir ve isyan en kolay yolla her şeyden önce bir sanat aracılığıyla olmuş. Oradan geçerken sanat galerileri gördüm hemen duvarın dibinde ve o duvarın üzerindeki resimler de gerçekten sanatsal estetik açıdan da çok nitelikli, çok kaliteliydi. Orada galeride o resimlerin çoğu da işte belli şeylere basılmış satılıyor. Yani bir turizm şeyine de dönüş. Turizm demeyeyim de hani bir hatıra. Oradaki bir hanımefendi baktım ki Amerikan İngilizcesiyle İngilizce konuşuyor. Amerikalı olduğu çok belli yani. Dedim ki hani siz hayırdır burada ne yapıyorsunuz? Dedi işte benim eşim de burada. Eşim Filistinli. Ben dedi New York'ta uluslararası ilişkiler okudum. Bu Filistinli kişiyle tanıştım, evlendim. Ve eşime buradaki mücadelesine destek için buraya geldim. Mücadelesi hangi yolla? Yine o duvarları zaten güçle yıkamıyor insan bireysel güçle. Ama evvela sanat aracılığıyla, başka metafiziksel öğeler aracılığıyla yıkmaya çalışıyor. Bu bir ifade biçimi. Bir sembolik bir anlamı var bunun elbette. Bunu da yıkmaya çalışıyor. O bakımdan aynı Berlin duvarı gibi, Berlin duvarındaki hikaye gibi şimdiden duvarın öte tarafındakilere teslim olması isteniyor aslında. Teslim olun diyor. Bir şekilde teslim olmazsanız yarın öbür gün bu duvarlara gerek kalmaz. Ama şunu söylüyor, bizim lehimize gerek kalmaz diyor. Yine sizin aleyhiniz olur. Aynı Doğu Berlin aleyhin olduğu gibi. O yüzden duvarlar çok ilginç bir şekilde hem totaliter rejim tarafından ya da muktedir tarafından örülürken bir yandan da mağdurlar ya da mazlumlar o duvar arkasında kendilerini daha emin hissedebilirler. Ya da tam tersi özgürlükleri kısıtlanmış bir şekilde hissedebilirler. Ya da tam tersi kendilerini daha güçlü hissedebilirler. Bu yine muktedirin isteği üzerine şekillenen hislerdir. Yani onların manipülasyonu ya da efendime söyleyeyim belli baskılar üzerine şekillenen hislerdir. Elbette mekan olarak kısıtlıyorlar. Zihnin olarak kısıtlıyorlar onları ama yarın öbür gün yıkıldığında bu iki yanıt arasındaki galip olan yanıt da kendini ortaya çıkaracaktır. Bu sefer arada hiç fark kalmayacaktır. O yüzden esas olan bu duvarların çok daha üstünde metafiziksel olarak savaşmak, sanat aracılığıyla, felsefe aracılığıyla, düşünce aracılığıyla, bilgi aracılığıyla esas güç burada gizlidir. Daha sonra duvar yıkıldığında o yanıt sana mağlup olur, sen ona değil. Yani mevzu sadece duvarların yıkılması değil. Duvar yıkıldıktan sonra ne olacak? Yani aslında duvarın yıkılırken de bütün olgusuyla yüklendiği bütün manayla da yıkılıyor. Burada biraz da bu keyif olayına da değinebiliriz isterseniz. Vallahi şöyle az evvel dediğinize de bir ekleme yapayım. Hani bir duvar yıkıldığında mesela Doğu Batı Berlin arasında duvar yok evet ama müzemsi diyelim hala duruyor şeyleri. Kıntıları. Hatta oradan düşen taşlar satılıyor falan veya sergileniyor. Hatta duvarın Berlin duvarının dibinde Almanya'nın ilk gece kondusunu bizim bir Türk gurbetçi yapmıştı hacı amca. Orada ekip bitiliyordu. Çünkü işlevsiz duvarın dibi işlevsiz yani. Ondan sonra ama hala o duvarın ruhu duruyor. Yani o duvar hala orada. Hala Doğu Berlin mimarisine baktığınızda sosyalist yanıt oradan bağırıyor aslında. Tat derinden bağırıyor buradayım diye. Hala Doğu Berlinlileri yetiştirmiş işte ataları diyelim. Dedesi, nenesi sosyalist yanıta göre büyümüştü. Hayatını ona göre anlamlandırmıştı. Yaşamını ona göre dizayn etmişti. Onlar da onların torunları. Hala bilinçaltında var o duvar. O duvar aslında yok olmuyor. O yüzden hala Almanya'da çok diri bir şey var. Ne diyeyim? Küresel
ve müesses nizama karşı bir başkaldırı potansiyeli var. Yani o zulme karşı hala var. Ben de bunu ona bağlıyorum. Yani duvar yıkılmış, evet. Mağlup olan olmuş, galip olan olmuş resmiyette. Ama hala o potansiyelin olmasını ona bağlıyorum. Nasıl ki Gazze'de savaşanlar pes etmeden, efendime söyleyeyim, herhangi bir isyana, metafiziksel bir isyana başvurmadan alınların akıyla hala o yoklukta mücadele edebiliyorlarsa ya da onları karakter olarak, mizaç olarak güçlü kılan şey düşmanlarının bu kadar ahlaksız ve namussuz olmasıysa, yani çünkü ters orantılıdır bu, düşmanın ne kadar böyleyse sen de o kadar tam tersine güçlü olman gerekir. İşte o Gazze'li kadınlara, Gazze'li annelere baktığımızda çok güçlüler. Yani öyle böyle değil. Dolayısıyla düşman yanıt senin için bir hızdır, bir ifadedir. Necip Fazıl'ındı galiba, düşmanım sen benim hızım ve ifademsin diye. Bu böyledir. Düşmanın ne kadar güçlüyse sen o kadar en az güçlü olman gerekir. Düşmanın ne kadar namussuzsa sen de en az onun o namussuzluk dibi kadar artı oranda namuslu savaşman gerekir. Başka çare yoktur alnının açıklığı için. Aslında duvarın varlığı bir nevi bize şunu da gösteriyor. Yani duvar yok olmadan önce zaten zihinde yok ettirilip yıkılıyor fiziken. Doğal olarak şu an bir duvar varsa aslında orada bir karşıtlık da var da böyle bir mücadele de var. Yani o duvar aslında onu da simgeliyor. Diri de tutabilir seni. Yani hapishaneyi düşün. Hapishane duvarları arkasında orası bir müddet sonra biz buna insan felsefesine ideleştirme diyoruz. İnsanoğlunun en zor şartlara bile alışabilme potansiyeli. Buna ideleştirme diyoruz. En zor şartlara. Yani bazen bir hikaye dinliyorsun. Vav diyorsun, nasıl dayanmış? Dayanabilirsin. Bu senin içinde var böyle bir kuvve. Şimdi o hapishanedesin. Bu sefer hadi ilk başta elbette zorlanırsın. Allah kimseyi düşürmesin. Ama bir müddet sonra orası sana tam tersi güç de katabilir. O duvarlar Gazze'deki gibi. Yani tam tersi güç de katabilir. Mesela Şifa Hastanesi'nden bir doktorun konuşmasını izledim. Tıp öğrencisiymiş. Stajyer herhalde 5. sınıf öğrencisi. Yani o bakışlarından ne kadar güçlü olduğunu. Adam olmuş yani. Ama olma nasıl? O zorlukla işte. Yani tehlike altındasın. Ve bu seni zekileştirir, bu seni daha akıllılaştırır, daha çözüm odaklı hale getirir, daha büyük bir savaşçı haline dönüştürür. Sana güç katar bu. Yani zorluk görmüşle görmemiş bir olmaz. Dolayısıyla Kehf suresi, Kehf mağara demek. Şimdi mağarada yoldaşlar var. Şey çok ilginçtir ayet. Kimine göre işte onlar 3 kişiler bir köpekleri var. Kimine göre 5 kişiler bir köpekleri var. Kimine göre 7 kişiler bir de köpekleri var derler diyor. Ama diyor bunun sizlerin sayısını ancak Rabbiniz bilir. Bu bize yine hermeneutik açıdan çok şey söylüyor. İşte 300 yıl kaldılar, bir de buna 9 eklediler. 309 yıl. Burada zamanın mesela zaman ve mekan üzerine şöyle düşündüğümüzde inanılmaz ilginç verilere ulaşabiliriz. Yani belli anlamlara, manalara ulaşabiliriz. İçlerinden iki kişi ya da bir kişi çıksın gitsin. Ona bir gümüş para var yanlarında. 309 yıl evvelin. Şimdi insan zaman boyutuna hapsedilmiş bir Ademoğludur. Zaman boyutuna. Mekanı biz diğer canlılarla ortak paylaşıyoruz. Ama zaman idrakına sadece biz sahibiz. Bu yüzden Heidegger'in ana eserlerinden bir baş eseri, baş yapıtı varlık ve zaman. Varlık ve mekan değil, varlık ve zaman. Şimdi 309 yıl önceki gümüş parayla gidecek şehirde karnını doyurmak için bir şeyler alacak. Aman ha diyor, kendinizi belletmeyin. Yoksa sizi ya öldürürler ya da kendi dinlerine çevirirler. Sizi kendilerine benzetirler. Mesela bu çok derin bir mevzu. Ben buradan şunu anlıyorum, yani yine yanıt mevzusu. Yani yanıt nedir? İşte her insan bir sorudur, aynı zamanda sorundur diyoruz felsefe olarak. Her insana bir medeniyet, bir ideoloji, bir din, bir inanç yanıt verir. Yani o dinler çeşitliliği, ideoloji çeşitlilikleri budur. Yani sosyalizm insan denilen soruya X yanıtını veriyor, kapitalizm insan denilen soruya Y yanıtını veriyor ve bu yanıtlar kapışıyor. Vahiy dinleri böyle değil tabii normalde özünde. Ama dinler de, yani kapışma olayını demiyor, o öyle değil. İdeolojiler daha çok kapışıyor ama vahiy dinleri de insan denilen soruya yanıt veriyor. Dolayısıyla burada bu Kehf suresinde bir başka husus da şu, Hz. Musa'nın karşılaştığı ve daha sonra yoldaş olduğu bir
şahısla bir yol yürüyorlar. İşte orada da sabır mevzusu var. Belli hususları neden yaptığını anlayamıyor ve ona sürekli sualler soruyor. İşte bir teknede gidiyorlar, adam tekneyi deliyor. Diyor ki sen bu tekneyi neden deliyorsun? Ondan sonra başka bir yere gidiyorlar, genç bir çocuğu öldürüyor yanındaki kişi. Ama o Hazreti Musa'yı yanına alma şartlarından biri neydi? Bana soru sormayacaksın. Ama çok ilginçtir, bir kasabaya, şehre vardıklarında yıkılmak üzere olan ya da yıkılmış virane bir duvarı örmeye başlıyorlar. Ama ondan önce neden o duvar örmeye başlıyorlar? O kasabadakiler onları misafir etmek istemediği için orada virane, artık neredeyse yıkılmış bir duvar görüyorlar ve o şahısla birlikte o duvar örülüyor. Yani duvarı tekrar ördüler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de yanlış bilmiyorsam 5 yerde duvar kelimesi geçiyor. Bunlardan bir tanesi cehennem duvarı, ateş duvarı şeklinde arz ediliyor ve biri de benim en çok böyle dikkatimi çeken bu çerçevede yerleşik hayata geçme mevzusunu da aslında anlatan, hani mağaradan çıkıp efendime söyleyeyim barınak inşa etmek, duvarı yeniden inşa etmek, bizi ağırlamak isteyen kimse yok. Ben de orada virane bir duvar gördüm ve onu yeniden inşa ediyorum. Sonra diyor ki ayet, bu duvar iki öksüzündü ya da iki yetimindi. İki öksüzün babası salih bir kişiydi ve bu duvarın altında define gizli. O kişiler, o öksüz kişiler ergin kişi olduklarında Allah'ın onlara bir lütfudur bu diyor. Tabi burada öksüz kişiler ya da yetim kişiler Hazreti Musa ile o yoldaşı mı? Veya başka şehrin öksüzlerinden mi bahsediliyor? Bunu da hermeneutik açıdan ya da işte teşabih ayetleri anlayabilmek için akıllı alim kişilere ihtiyaç vardır. O alim şahsiyetlerimizin yazdıklarını, yorumladıklarına bakmak gerekir. Ama o iki öksüzündü ve babalarının definesi de bu duvarların altındaydı. Ben yine metaforik olarak günümüzü uyarlayacak olursam ortaya ne çıkıyor? Ona bakmak gerekiyor. Yani metropollerde kimsenin konuk etmek istemediği, ağırlamak istemediği, doyurmak istemediği bir sürü sahipsiz insan var. Bu sahipsiz insanlar hangi virane yapıyı yeniden inşa edecek? Onların babaları da salih amel işlemişlerdendi belki. Ama şu an sahipsizler. Duvarları yıkılmış, virane olmuş. Dolayısıyla başkaları duvarlar örmüş onlara. Kendi duvarlarını inşa edemiyorlar. Altlarındaki defineden bir haberler. Ne yapacak bu kişiler? Elbette isyan edecekler. Nasıl isyan edecekler? Duvar yazılarıyla isyan edecekler. Bir duvara mı ihtiyacımız var? Valla duvar yazısı için bir duvara mı ihtiyaç var? Zulme maruz kalmış, böyle ayrık otu misali, saf dışı bırakılmış kişi için bu sadece bir araçtır. Yani yazı yazılacak, o yazıyı Allah bilir nerelere yazar yani. Şey gibi bu, Neyzen Tevfik'in karyola demirinden de aynı sesi çıkarması, şarap şişesinden de aynı sesi çıkarması, neyden de aynı sesi çıkarması. Yani orada ney, şarap şişesi ya da tımarhanede kaldığı karyolanın demiri sadece bir araç. Neye ulaşmak için bir araç? İdealar aleminde Platon'un mağarası mevzusundan mütevellit ortaya çıkan teorisinde kelimeler, adlar var ama bana göre sesler de orada. Dolayısıyla Neyzen Tevfik'in ney sesi de orada. O yüzden karyola demiri sadece bir araç. Yani oradaki idealar alemindeki ses geliyor, ona yapışıyor. O yüzden duvara ihtiyaç var mı? Duvar da bir araç sadece bana göre. Yani Platon'un mağara metaforunda da mağaranın duvarları malumunuz. Mağaradaki yoldaşlar, elleri ve ayakları zincirlenmiş, hepsinin sureti duvara dönük. Mesela oradaki duvar bize ne söylüyor? Duvardaki gölgeleri sayarak, sayıklayarak geçiriyorlar vakitlerini. Onları gerçek sanıyorlar. Ta ki aynı Kehf suresindeki kişilerin dışarı çıkması gibi, uyanıp dışarı kasabaya, en yakın kasabaya gitmesi gibi. İçlerinden biri zincirlerini kırıyor ve dışarıya çıkıyor. Aydınlığın, güneşin, ışığın geldiği yere doğru. Ve dışarıya bir çıkıyor ki yıllardan beri duvara bakıp doğru saydıkları şey, hakikat saydıkları şey doğru değil. Yani oradan dışarıdan, kapının önünden bir hayvan geçiyordu. Hayvanın gölgesi duvara yansıyordu. Efendime söyleyeyim sen onu X diyordun. Dışarı bir çıktın, X değil Y. Başka bir yaşlı kambur birisi geçiyordu. Sen ona Y diyordun, dışarı çıktın. X aslı gölgesi aynı değil. Tabii geri dönüyor malumunuz mağara yoldaşlarını aydınlatmak için. Ne diyor onlara? Ya diyor bakın siz yıllardan beri buradasınız. Siz diyor yanlış biliyorsunuz. Bu gölgelerin aslı böyle değil. Onlar ne diyor? Aydınlık diyor. Bunu diyor kör etmiş olmalı. Çünkü birdenbire karanlıktan aydınlığa çıkmak malumunuz körleşme tehlikesiyle karşı karşıya bırakır sizi. Hadi oradan diyorlar. Bu hadi oradan tepkisi kadim bir tepkidir. Yani avamın havasa, ne bileyim işte yığınların onları aydınlatmak isteyenlere, önünü açmak isteyenlere, belli şeyleri yorumlayan,
yine avamın ya da ne bileyim işte sapkınların peygamberlere söylediği, hadi oradan, ya da kandırma mevzusu. İşte Musa, Hazreti Musa arkasını döner dönmez altından buzağa taptılar. Halbuki söz vermişlerdi sana inanacağız diye. Arkasını döndü gitti, ona taptı. Bu kadim bir mesele. Dolayısıyla o duvar orada da daha çok malumunuz mağara metaforunda bize bu dünyanın yansıması olarak anlatılır. Çünkü Platon'un idealar alemi mevzusunun, meselenin, teorisinin muhteşemliği şurada gizlidir. O kişi dışarı çıktı, geri geldi. Dedi ki bakın bu Z değil Y dedi. Sizin tasarladığınız, siz işte köpek geçerken buna insan dediniz ama bu insan değil köpek. Dışarı çıktı, baktı ki ağaç, o dalgalanan rüzgar vurduğunda yaprakları şey yapan o başka bir şey demişti. Baktı ağaç, geldi ağaç bu dedi falan filan. Her şeyin aslını güya anladığını anladı. Platon'un orada çok çarpıcı, muhteşemliği şurada gizlidir. Ya bizim o dışarıda mağaranın dışına çıktığımızda gördüğümüz şeyler de başka bir dünyanın yansımasıysa. Yani ağaç, biz bunun ağaç olduğuna neden bu kadar eminiz? Bu ağaç bir gölgeyse aslı neresi bunun? O yüzden Platon'un mağara metaforu ve devamındaki ortaya çıkan idealar alemi mevzusunun muhteşemliği burada gizlidir. Yani ağaç idealar aleminde kelime olarak asılıdır. Duvar İdealar aleminde kelime olarak asılıdır. Buraya yansıması bu şekildedir. Ağaç tabii bir canlı olduğu için böyle yansıyor ama duvar insanın kendi eliyle ördüğü için, ördüğü bir şey olduğu için ya da ortaya koyduğu bir ürün olduğu için bu şekilde totaliter ya da zalimce yansıyabiliyor. Dünyada hiçbir ağaç yok ki zalim olsun. Dünyada hiçbir zürafa yoksa seri katil olsun. Ama insan eliyle oluşturulmuş şeylere verdiğimiz adlar böyle tehlikeli şeyler ortaya çıkarabiliyor. O yüzden duvar kelimesi orada. Peki dünyada küresel düzene, kapitalizmin ya da can damar olan caddenin adı ne? Wall Street. Wall ne? Mesela o kadar önemli bir caddeye niye duvar caddesi adını koymuşlar? Mesela diyelim ki Gaziantep'te bütün borsa işleri, para işleri duvar caddesinde döner mi? Oraya duvar koyar mıyız biz mesela diyelim? İlginç değil mi bu yani? Neden Wall Street? Veya Amerikan bilim hayatına yön veren birçok bilim adamının çocukluk hikayelerini okumuştum ben. Bilime Sevdalanmak diye bir kitap Boğaziçi Üniversitesi yayınlarından. İşte 1977 MIT'nin bilmem ne bölümü mezunlarına yazdırmışlar. Yine yanlış olmasın, ben 1977 diye hatırlıyorum. Çok güzel bir kitap o. O kitapta dokunduklarımız, gördüklerimiz, işte kokladıklarımız, hani salt bilime konu ne olur? Duyusal şeyler. Onlar üzerinden yazı yazmışlar. Bir tanesi diyor ki benim diyor odamda diyor bir wallpaper yani duvar kağıdı vardı. Ve bu duvar kağıdı diyor askerlerle örülüydü. Yani asker resimleri vardı. Ben ne zaman odama gitsem, eve gelsem işte ilkokuldayken diyelim. Eve gelsem o askerlere komut verirdim, emir verirdim. Ayağa kalkın, oturun, sağa dön, sola dön. Hayal aleminde, benim hayal dünyam böyle zenginleşti diyor. Duvarın üzerindeki, duvar kağıdının da üzerindeki asker resimleriyle. Ve o kişi şu an dünyada yazılım mühendisleri arasında sayılı kişilerden. Komut verdirtiyor insanlara yine. Yine insanlara komut veriyor. Yani bir sürü ilginç mevzu var böyle. O yüzden yani yeri geliyor duvar. Yine mağara metaforundaki gibi orada da askerler gerçek değil. Kendi hayal aleminde onları yönetmiş. Ve o diyor benim zekama, dehama, güçlendirmeme inanılmaz yardım etti diyor. Böyle birçok hikaye var. O yüzden dediğim gibi yani hapishane duvarları arasında, evde çocuk odası duvarları arasında, cami duvarları arasında, tımarhane duvarları arasında, şehri ören duvarlar arasında, efendim surlar arasında neredesin? Kendi kendini ördüğün duvarların, psikolojik duvarların ondan sonra ve bütün bunların ötesinde dediğim gibi işte metropollerde daha çok gördüğümüz, mesela köyde kerpiç evin üstüne duvar yazısı görmezsin. Neyi sen edecek ki? Orada bir şey yok. Ama dediğim gibi köy kasabaya, kasaba şehre, şehir metropole dönüştüğünde duvarlar daha da totaliterleşir. Dolayısıyla sen özgürlüğünü arayan ya da özgürlüğü elinden alınmış bir birey olarak isyan ederek bu sefer duvarların üzerine o duvarları yazıyla yıkmak istersin. O yüzden burada sözün, kelamın ve kelimenin mekansallığı söz konusu. Çok ilginç bir şey bu yani. Ya burada sözü mekansallaştırıyorsun aslında. Hem bir zamana, zaman şeyi katıyorsun ona, boyutu katıyorsun.
hem de mekansallaştırıyorsun. Ve ben duvar yazıları yazan biriyle zamanında tanışmıştım. Nasıl bir istiyordum? İnanılmaz arındırıcı bir istiyordum. Çok rahatlıyorum. Ve eminim o yıllarca orada kalacak. Zaten özellikle Avrupa'da tren, eski trenlerin üstü, istasyonlar, tren güzergahında, demiryolu güzergahında ne kadar duvar varsa hepsinin üzeri değişik yazı tipleriyle yazılır. O düz, normal bizim bildiğimiz yamuk mumuk yazılarla değil, böyle sanatsal, artık ona ne deniyor bilmiyorum şeyde. Duvar yazısı literatüründe çok daha böyle afilli şeylerle yazılar, resimler yaparlar o kişiler. Onların zevki, özgürlük alanı orada gizli. Yani burada çok derin ontolojik şeyler var. Aslında özgürlüğün kısıtlanmasına karşı çok derinden gelen bir isyan var, bir başkaldırı var. Ve felsefe de var yazdıklarında. Adam yazmış işte, ben aşkın kendisine aşık oldum, aşk kelimesine aşık oldum. Bu çok işte esas platonik aşk bu. Yani esas platonik aşk bu. Aşkın kendisine aşık olmak. Çünkü mesela aşkın mahiyetini sorgulayana aşık denmez, filozof denir. Şimdi bakıyorsun adam aşkın diyor kendisine aşık oldu. Duvar yazısı yazmış. Daha geçen gün ben rastladım, çektim bunu. Çok ilginç mesela. Enteresan. Yani o da şeyde, bir apartmanın arka tarafı, otopark tarafı apartman. Çok eski bir apartman. O otoparkın duvarına yazmış. Yani çok daha iddialı değil adam. Hani herkes görsün de istemiyor. Hak eden görsün istiyor herhalde. Sağ olsun bizi lütuflandırdı yani. O yüzden böyle çok ilginç şeyler var. Dediğim gibi ne istiyorsa, işte Berlin duvarının üzerine biz aşka aşık olduk yazsaydı saçma olurdu. Çünkü duvarın amacı başka. Yani Berlin duvarı üzerinde en çok yazılan kelimelerden biri Freiheit. İşte ya da freedom. İşte özgürlük, özgürlük, özgürlük. O Freiheit ya da freedom kelimesini hangi tarafa yazıyorlar? Ya da kime isnat yazıyorlar? Doğu Berlin'dekilere. Batıdakiler zaten özgür diyor adam. Anlıyor musun? Freedom satıyor, pazarlıyor yani. Duvar yazısı olarak. Bu da ilginç yani. O yüzden böyle duvar konusu üzerine biraz düşündüğümüzde birçok mevzu çıkıyor ortaya. Sokakta peki hocam, yani şimdi az önce bahsettik ya, aşkın kendisine aşık olmak. Yani bu çok böyle belki felsefik düşünen biri değil, sosyolojik düşünen biri değil. Üzerine çok yormadı. Yani bu hayat bilgisinin yansıması ya da bir acının yansıması ya da bir duygunun yansıması. Bütün duvar yazıları tabii o mahiyette yani olmayabilir ama bir aşmışlık da vardır. Yani şöyle söyleyeyim, Müslüm Gürses'in konser tarihinde en fazla cilet satılmış ve işte kolların ciletlendiği konser Gaziantep konseri mesela. Eski Kapalı Spor Salonu'nun önünde cilet satılmıştı. Olaylı konseri odur. Mesela o husus hakkında düşünürken ya da hasbelkader arabesk üzerine bazı şeyler izlerken orada bir psikiyatr şunu söyledi. Jilet atmak nedir diye sordular. O da dedi ki jilet atmak acıyla cilveleşmektir dedi. Bu çok acayip bir tanım. Yani bir kişinin kendisini yaralaması, işte kollarına falçata mı diyorlar ona, falçat atması, jilet atması, daha çok hapishanedekiler yapar bunu. Ne bileyim, ya da işte kötü yolda olanlar yapabilir. Can sıkıntısı, çok derin acılar hisseden, artık akledemeyen, düşünen, işin içinden çıkamayan, intihar edemeyip yaşayarak intihar eden kişiler de olabilir. Acıyla cilveleşmek. Bence bunu duvar yazılarına da monte edebiliriz bu tanımı. Yani belki duvara yazı yazmak da acıyla cilveleşmek. Çünkü onda kalıcılığı var. Orada kendine zarar verebilecek kadar çaresiz değil. Ama bir duvarı ya da yeni boyanmış bir duvara zarar verebilir. Zaten o duvarlar zarar verilmek içindir. Yani çok enteresan bir şey bu. Çünkü bu kişiler belki de çok soyut deprem yaşamıştır. Soyut depremler, zelzeleler yaşamıştır. Gün geliyor, somut olarak da aynı duvarlar, sen korunmak için yaptığın duvarlar başına yıkılıyor. Depremde yaşadık bunu yani. Yani en çok ceset koridorlarda bulundu. O duvarlar aynı duvarlar. Biz kendimizi koruması için yaptırdığımız duvarlar bizim katilimiz oldu. Belki o duvar yazısını yazanlar da özgürlüklerini en fazla elinden alan şeylerin bu sınırlar olduğunu, soyut anlamda belli sınırlar yaşıyor, baskılar yaşıyor çevresinden, ailesinden, el alemden, şundan bundan ve onu ne diyeyim, bir sembolik açıdan somut olan sınır duvara yansıtıyor. Çünkü kendi içinde duvarlar var, etrafında duvarlar var. Mesela diyelim ki adamın, onu yazan adamın halası büyük bir duvar, babası büyük bir duvar, dedesi büyük bir duvar. Onu o şekilde belki bilinçaltına bir engel, engel, duvar nedir? Engel, duvar nedir? İşte örtüyor bir şeyleri. Tamam, sınır. Benim burası odam diyorsun, burası senin sınırın.
Yatak odası ayrı bir mahremsindir. Tuvaletin duvarları ayrı bir mahremsindir. Mutfak ayrı bir alan, salon ayrı bir alan. Yani bu alanları sen örmüşsün, sen yaratmışsın. Ama bunun dışında bir sürü soyut sınırlar var. Herhalde yani psikanalitik açıdan bakacak olursak, belki ne bileyim adam sevdiğine kavuşmasına engel bir duvar var. Yani şöyle bir duvar yazısı da hatırlıyorum. İşte kahrolsun teyzeler. Belki de o engel olan duvar teyzesi, evlenmesine engel olan, aşkına kavuşmasına. Gidiyorsun duvar, kahrolsun bütün teyzeler. Şimdi ne demek bu? Yani o olaya biraz böyle psikanalitik açıdan baktığımızda belki de böyle bu şekilde yorumlayabiliriz yani. Çünkü şeyde Gündüz Vassaf Cehenneme Övgü kitabında özellikle böyle totalitarizmi derin eleştirilerini yaparken mesela orada duvarı konuşmayı unutmuş. Bunu da biz eklemiş oluyoruz yani. Geceyi konuşmuş, ne bileyim bütünler psikiyatristleri konuşmuş. İşte psikiyatristler için şey diyor, işte bu küresel düzenin kolluk kuvvetleridir diyor. Kendisi de psikolog zaten. Yani o yüzden bu dünyada aynı Platon'un mağara metaforundaki duvara yansıyan gölgeler gibi her şeyin yalan olduğunu az çok öyle ya da böyle. İster bir dergahta, bir tarikatta derviş olma yoluyla, çile yoluyla, ister bizzat yaşayarak ızdıraplar yoluyla, ister akıl yoluyla, ister başka yolla öğrenmiş kişilerin bir baş kaldırısı. Yani her kişi sadece dergahta belli bir mertebeye ulaşmayabilir. Yani sokakta da vardır. Ne acılar var bizim bilmediğimiz. Yani tımarhanelerde ne acılar var. Tımarhanede yatanlar esas dışarıdakilerin delirttikleridir ekseriyetle. Bakırköy Hastanesi'ne gittiğinizde görürsünüz oradaki kişilerin çocuksu saflığına, çocuksu yanlarına. İnanamazsınız yani. Öyle böyle değil. Yani zaten dış dünyada yaşamayı, dış dünyadaki ne bileyim o konulan sınırları vesaire aşamadığı için, onu beceremediği için, o duvarları yıkamadığı için tımarhaneye düşmüş. Baş edemiyor, beceriksiz yani. Pratik yaşamda beceriksiz. Dolayısıyla bu sefer de tımarhanede yeni duvarlar örülüyor ona. Sakinleştirici duvarlar. Konu derin, uzun yani. Sanki kafi hocam eklemek istediğiniz bir şey varsa. Konuşuruz, sıkıntı yok. Yani şunu da bitireyim. Hepimiz aslında şu meseledeki kişi gibiyiz. Bir şekilde sanki, çünkü bedenimiz de bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bir duvar yani bir engel değil mi? Yani ruhumuz bu duvarın içinde. Bu duvar yıkılacak öldüğümüzde, ruh diyelim ki oradan çıkacak. Şimdi adamın biri hapse düşmüş, bir müddet sonra sağ ayağında bir kangren tespit edilmiş. Ağır hasta, işte hapishane müdüründen izin alınıyor, revire yatırılıyor. Revirden işte ameliyat olması gerek, acil hastaneye gidiliyor. Getiriyorlar. Sağ ayağı kesilmiş bir şekilde bir müddet sonra, ayağı sarılı işte, sağ ayağı kesilmiş, tekrar koğuşuna getiriyorlar. Bir müddet sonra yine rahatsızlanıyor. Bu sefer diyorlar ki sol ayağı da kangren oldu. Tekrardan revire işte şu bu derken yine hastaneye, yine aynı işlemler. Bu sefer tekrar iki gardiyan işte jandarma neyse kolundan getiriyor. Bu sefer iki ayağı birden yok. Mesela sağ ayağı sonra sol ayağı getiriyorlar. Yatağına yatırıyorlar ranzadaki. Bir müddet sonra yine hastalanıyor. Bu sefer diyorlar ki sağ kolu kangren oldu. Yine aynı işlemler, götürüyorlar, getiriyorlar. Bu sefer kucaklarında getiriyorlar. Sol kolu, beden, sağ kolu yok, iki ayağı yok. Yatırıyorlar. Bir müddet sonra diyorlar ki yine hastalandı. Ne oldu? Sol kolu kangren oldu. Yine götürüyorlar. Bütün işlemler şu, sol kolu da kesiliyor. Kalıyor iki bacak yok, iki kol yok. Bir beden, kafa. Getiriyorlar, yatırıyorlar şeye. Hapishanedeki yatağına, koğuştaki ranzaya getiriyorlar. Hapishane müdürü geliyor. Geliyor, yana yaklaşıyor. Diyor ki, sen diyor, hapishaneden diyor yavaş yavaş kaçmaya çalışıyorsun diyor. Fark etmedim sanma bunu diyor. Sen diyor bizi kandırıyorsun. Bu hapishaneden diyor yavaş yavaş kaçmaya çalışıyorsun. Aslında dünyada yaşayan herkesin hali böyledir. Aynı o kişi gibidir. Biz yaşımız geçtikçe varoluşsal süreçte her parçamız koptuğunda daha da özgürleşiriz. Bize engel olan parçalarımız, yani hapsedildiğimiz. Hepimizin hayatı böyledir. O yüzden kimisi erkenden kaybeder, erkenden olgunlaşır o engelleri. Kimisi geç fark eder, kimisi hiç fark etmez. Onlara da Heidegger diyor ya, kimisi ölür, kimisi telef olur, onlar da telef gider. O yüzden Allah sevdiği kulları böyle onlara engel olan parçalarını erkenden alır. Yani alır, işte bir sağ bacağını alır, sol bacağını alır, sağ kolları. Hapishane müdürü gibi yani. Hapishaneden kaçmaya çalıştığını fark etmedim sanma. O yüzden böyle bir şey yani. Biz hem soyut hem somut duvarlar arasında nefes almaya çalışan,
o bize üflenmiş ruha tekrar kavuşmak isteyen, artık üflendi asla, tekrar adımıza ya da idealar aleminde asılı duran neyse aslımız, oraya yapışmaya çalışan ya da ömrümüz boyunca bu yalan yerde, dünyada o yalan olan ne varsa gölgeleri yok etmeye çalışan, aslına ulaşmaya çalışan varlıklarız. Bunu talep ediyoruz. Ama işte bu dünyanın faniliği ya da yalan olduğu da bu tür meselelerde ortaya çıkıyor. Yani duvar aynı o mağaradaki gölgeleri yansıttığı gibi ördüğümüz duvarlar diyelim. Bu yeryüzünde özellikle yerleşik hayata geçtikten sonra, çünkü insanoğlunun fark ettiği en büyük mesele ölüm mevzusu oldu. Yani ölüm diye bir şey var. Ulan biz 150 bin yıldır, 160 bin yıldır avcı göçebe yaşıyorduk, takılıyorduk, yerleştik. Oh, mal, mülk, her şey rahat. Tam gün görecektik. Ulan ölüm varmış dedin. Bu sefer olmadı iş. Yani nasıl olacak? İşte ondan sonra kötülük, iyi kötü, iyi ve kötü mevzusu başladı. Kötülükler hasıl olmaya başladı. Bu kısa dünyada, kısa hayatta, fani dünyada, fani hayatta, yaşamda güçlü olmak isteyenler, efendime söyleyeyim, adil bir şekilde, huzurla, belli bir hak doğrultusunda yaşamak isteyenlere zulmetmeye başladılar. Dünya tarihi budur ya, iyi ile kötünün savaşı. İyi ile kötünün savaşında da duvar önemli bir unsur.